Merhaba sevgili arkadaşım, İstanbul'a ve üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca oldukça çılgın anılar biriktirirsin. Hadi şimdi gel burada nelerle karşılaşacağın hakkında birazcık konuşalım. Ama başlamadan önce spor arabamla atmama katkı sağlamak istersen katıla üye olmayı ve videoyu beğenirsen de teşekkürler butonunu kullanmayı unutma. Şimdiden thank you canım, gel benimle. Öncelikle bu videoda İstanbul konuşulmayacak. Eğer İstanbul'da bir öğrencinin nasıl yaşayabileceği konusunda fikrin yoksa Kartlara Marmara Üniversitesi videosunu bırakıyorum. Orada hepsini konuştuk. Aç, izle, öğren. Biz burada sadece okulunu konuşacağız. Şimdi Medeniyet Üniversitesi genç bir okul. 2010'da kurulmuş, 4 yerleşkeden oluşan, her ne kadar bazı teknik eksiklikleri bulunsa da her gün kendini biraz daha yenileyen, geliştiren bir üniversite. 4 yerleşke dedik, hemen bahsedelim. Göztepe Güney ve Göztepe Kuzey Kampüsü, Cevizli Kampüsü ve Orhanlı Kampüsü. Şimdi kampüs kampüs inceleyelim de anlaşılır olsun. Güney ve Kuzey kampüsleri konum itibariyle E5 karayolunun iki kıyısında bulunuyor. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde olduğu gibi Doğu Batı kampüsleri vardı orada da. İdari binalar bu kampüslerde bulunduğundan okulun merkezini burası kabul edebiliriz. Güney kampüs Kadıköy Dumlupınar tarafında kalırken Kuzey kampüs Üsküdar Ünalan tarafında kalıyor. Şimdi bu iki kampüsümüze ulaşım açısından hiçbir sıkıntı yok. Otobüs, metro veya metrobüs kullanarak çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsin. Güney tarafında Edebiyat ve Siyasi Bilgiler Fakültesi bulunurken Kuzey tarafında Sanat, Tasarım ve Mimarlık, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Tıp Fakülteleri bulunuyor. Cevizli Kampüsü konum olarak Kartal tarafında bulunuyor. 15 Temmuz'dan sonra kapatılan eski Süleyman Şah Üniversitesi'nin binası burası. Araştırma yaparken karşınıza o şekillere çıkabilir, kafanız karışmasın. Göztepe Kuzey Güney Kampüsü'nü 15 kilometre mesafede. Burada da Sağlık Bilimleri ve Hukuk Fakültelerimiz bulunuyor. Gerçi en son Hukuk Fakültesi'nin Göztepe Kampüsü'ne taşınacağı söyleniyordu ama güncel durum bilenler aşağı yazabilir. Aslında burayı neden kampüs diyorlar onu da tam anlayabilmiş değilim. Dershaneden bozma bir bina çünkü burası. Ve öyle etrafında da ahım şahım bir şey yok. Daha mı prestijli oluyor yani kampüs diyeyim. Nedir? Ve gelelim Orhanlı yerleşkesine. Burası sanıyorum öğrencilerin en memnun olmadığı kampüs. Çünkü ulaşım oldukça sıkıntılı buraya. Onun dışında kampüs çevresinde bir benzinlikten başka hiçbir şey yok. Sosyal olana falan direkt geç yani. Konum olarak İstanbul Tuzla'da kalıyor burası. Biraz daha İstanbul'un iç kesimlerinde. Ulaşım da şu açıdan sıkıntılı. Yani belediye otobüsleri, minibüsler sefer yapıyor buraya ama çok yetersiz sayıda bir seferler. Belirli saatlerde 1-2 otobüs gidip geliyor sadece. Haliyle herkes aynı anda binmeye çalışınca da izdiham yaşanıyor. Öğrenciler çoğunlukla otostopla falan gelip gitmeye çalışıyor. Büyük rezillik. Ama Medeniyet Üniversitesi yani yanlış olmasın. Diyeceksin belki abi o zaman kampüs yakınlarında falan ev bark yurt murt ayarlasın bu bebeler. Oğlum kampüs yakınında köyümsü bir yer var sadece ama onu da tamamen geç kiralar acım kiralar. Öğrenci nereye eve çıkıyor İstanbul'da? Oğlum böyle öğrencilik mi olur lan? Her günün 4 saatini yolda yedin zaten. Turizm ve diş hekimliği fakülteleri de burada bulunuyor. Pekala şimdi gelelim acıtma faslına. Birazcık acıtacağım müsaadenizle. Okuldaki hocaların donanımıyla ilgili birçok insanın aksine pozitif düşünüyorum. Çok iyi ve ilgili hocalarımız var. Ama yine de adı medeniyet olan bir üniversitenin tıp fakültesinde de aşı karşıtı profesörler, doçentler falan barınıyor olması benim uykularımı kaçırıyor. Bir diğer konu öğrenci işleri. Sayın saygı değmez öğrenci işleri. Size niye hiçbir öğrenci ulaşamıyor tam olarak? Sırf denemek için hiç alakasız ben aradım hakikaten hakkı olan çocuklar. Çalışmayacaksanız bırakın gidin Allah aşkına ya. Artı olarak dersliklerinde makam odalarında hiç Atatürk portresi göremediğimiz bir okuldan bahsediyoruz. Hayırdır arkadaşlar, bize Medeniyet Üniversitesi denmişti. Medeniyet medresesi değil. Şimdi konudan çok çok bağımsız bir ara bilgi vereceğim. Türkiye'deki siyasi partilerin isimlerine dikkat edin abi. Hangi parti neyi bozuyorsa, neyi yozlaştırıyorsa, neyi sömürüyorsa parti isimlerinde onu kullanırlar. Bilgi bu kadar da sevgili Medeniyet Üniversiteliler. Alın bu bilgiyi serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Biraz da okulun sana sunduğu olanakları konuşalım o halde. Kütüphane dersen jillet gibi bir kütüphanemiz var. Ziraat Bankası Kütüphanesi. Genç bir okul olmasının avantajı olarak oldukça modern, ferah, kaynak bakımından zengin, hızlı internet olanağı sunan bir kütüphanemiz var. Kuzey kampüsünde bulunuyor. Hatta bu kütüphanede bazı sektörlerden önemli insanlar konferans vermeye geliyor. Bak öğrencilere iş olanağı sağlar böyle şeyler, kaçırma. Bazen konser bileti falan dağıtıyorlar. Güzel yani. Yemekhane dersen 2023 tarifesiyle 6 liraya yemek yiyebildiğin 3 çeşit yemek çıkaran ve ne çok iyi ne çok kötü diyebileceğim ortalama ayarda yemekhanelerimiz var her kampüste. Kalacak yer konusunda kiraları filan Marmara Üniversitesi videosunda konuştuk. Tekrar da düşmeyeyim burada, oradan açıp izlersin. Ev bulmak imkansıza yakın. Özel yurtlar da var ama cemaat tarikat yuvalarını da ben tasvip etmiyorum biliyorsun. Dolayısıyla KYK ve nispeten daha iyi imkanlara sahip belediye yurtlarını tercih edebilirsin. Spor olanakları dersen şu an ekranda görüyorsun. Her kampüste iyi kötü bazı imkanlar var. Genel anlamda kampüs çevrelerinde çok fazla kafe falan bulunmadığı için öğrenciler içerideki kantinlerde falan oturup kalkıyorlar. Ama fiyatlar bayağı kazık onu söyleyeyim. Hadi bir de eğitim kalitesine bakıp toparlayalım. Okulumuz URAP 2022 sıralamasında bir önceki yıla göre 8 basamak yükselerek 36. sırada yer alıyor. Tabi aradaki özel üniversiteleri falan da saymazsak daha yüksek bir derecesi olabilir. Dediğim gibi artıları var, eksileri var. Değerlendirmekte sana kalmış. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili aklına takılanları yorumlarda belirtmeyi unutma. Tekrar hoş geldin. Beni de şuralardan takibi alarak gönül rahatlığıyla stalklayabilirsin. Kendine iyi davran.